...çıta çok yükseldi. Değil e, mi? Ondan sonra yaptığın işlerde... E, o ...şevket şeyi kaldı. Yani hala tekrar verildiği için... E, ...hani beni görüp şey diyenler olabilir... Aa çok değişmişsin, yaşlanmışsın ya da işte çok farklı olmuşsun diyorum ki bakın bu 15 yıl önceydi o dizi. <gülüyor> <gülüyor> Ama o dizinin bu kadar tabii uzun soluklu ve iyi sürmesinin en önemli etkenlerinden biri ne oluyor burada bir sihirli havan var. <laughs> İlk var. defa bu konu hakkında konuşuyorum. Bağırdım bağırdım anlattım en yüksek yere geldim soldan biri Ankara'nın <laughs> umarım evliliğe de evrilecek. Süper. Güzel bir kelime kullandın evrimle. <laughs> <mi? gülüyor> o zaman böyle bir yaza falan böyle bir sürpriz düğüm falan görür müyüz? Olabilir. Oo güzel. Severim sürprizi. <laughs> <laughs> Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum genel Kurtaran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şöyle bir genel başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel gidiyor. <laughs> genel anlamda şu anda eğitim veriyorum, <laughs> ee, kamera önü oyunculuğu, tiyatro, e, belli bir yaş grubu yok ama işte gençler, e, özellikle istekli olarak gelenler. 10, 10 kişilik falan bir sınıf oluyor. Bunlar böyle eğitimini alıp mı geliyorlar yoksa direkt biz oyuncu olmak Yok. istiyoruz deyip gelen? Yani evet e, ben mi? temel oyunculuk veriyorum şu hı. an ama onun daha bir tık üstü de var işte karakter inşa etme hani daha deneyimli oyuncularla e, bir karakterin incelikleri nasıl girerim nasıl sen kendi kişiliğinden çıkıp başka bir kişiliğe doğru yavaş yavaş gidersin hı hı. E, o da var e, keyifli. Güzel. Ya bu bana da iyi geliyor. Ben de tekrar baştan öğrenmeye başlıyorum. Hem bildiklerini aktarıyorsun. Hiç bitmeyen bir yolculuk. Kesinlikle. Ama aslında şey demiyorum. Bana hoca hoca deyin, öğretmen deyin hmm. demiyorum. Çünkü aslında hani bilgi birikimini paylaşıyorsun. Evet doğru. Peki son zamanlarda böyle çok bir e, oyunculuklar görüyoruz yeni oyuncular görüyoruz evet. ekranlarda. E, neler düşünüyorsunuz? Nasıl sizce yeni nesil oyuncular? E, ya, iyi başarılı, çok başarılı oyuncular var. E, Bayanlardan da erkeklerden de ee, ama bu bir sektör sonuçta hani tiyatrodan bahsetmiyoruz dizi sektörü dünyanın her yerinde böyle yani atıyorum 80 tane dizi girecek ya da 40 tane dizi girecek ee, daha önceleri şey diyorlardı hani 40 tane başrol oyuncusu var mı evet. ee, ama e, şimdiki jenerasyon çok akıllı zeki ve istekli geliyor ve mutlaka işlerinden e, başarılı ve e, yetenekli bir sürü kişi çıkıyor yeterli mi? E, o tartışılır tabii. Yani çok iyi olanlar da var. Ama dediğim gibi bu dizi sektörü farklı bir sektör. Evet. E, bayağı eleştiredebiliyoruz aslında. Sonra evet. Böyle sosyal medyayla birlikte bunlar da bayağı yayıldı ya böyle. Ya, Mesela atıyorum da... geçen günlerde Hazal Kaya'nın oyunculuğunu falan biz bayağı Hakan e, Bey'in böyle yazdığı, çizdiği herkes bir yorum yaptı falan. Sizin var mı böyle net olarak beğenmedim, hiç güzel oynayamamış ya da oynayamıyor dediğiniz bir isim? Ya buna şöyle bir cevap vereceğim, hani magazin olarak bir cevap veremeyeceğim çünkü işim gereği bu olduğu için e, çünkü gerçekten böyle düşünmüyorum. İyi oyuncu, kötü oyuncu diye bir şey yok. Hı hı. Doğru oynayan, yanlış oynayan oyuncu var. Çünkü Sen... ben oynarım e, bir film, tiyatro ya da bir sinema filminde e, siz yani Yasemin Hanım e, ya da Ahmet Bey der ki e, hatta ne bileyim işte annenizle babanızla gidersiniz. Anneniz babanız der ki "Aa Caner çok güzel oynadı ama sen o kadar beğenmezsin." Hani bu göreceli bir şey. Bir de ama projesine göre de bir değişiyor, değişiyor. değil mi? Değişiyor ama doğru oynarsa, doğru oynarsan yani karakteri doğru çıkarıp doğru oynarsan o itici gelmez. Yani ben beğenmedim ama ha, inandım. Gibi. Hmm. Doğru. Benim düşüncelerim tabii bir de bazı esinler bazı projelere çok yakışıyor bazı bazısına koyunca olmuyor sanki evet. değil mi böyle belli kalıplarda bir de şey vardır bir oyuncuyu bir dizide başlayınca o değiştiği zaman da bir sevmez ikinci gelen oyuncuyu. bu sizde de gördük mesela yaprak dökümünde evet. ee, sizden sonra ya ben şimdi kime söylesem işte hani <laughs> şimdi isim olarak her oyuncuyu tanımayabiliyor insanlar ama hani ha. yaprak dökümler Şevket oynamıştı şefket. falan deyince tamam falan <laughs> oluyor hemen herkes şu yorum yaptı Aa biz onu çok sevmiştik ikinciyi sevmedik ikinci geleni falan mesela <laughs> ya bu çok oldu çok söylendi ki canım benim Hasan o benim okul arkadaşım iki alt sınıfım <laughs> ondan sonra ee, ben şöyle söyleyeyim onun için ben o rolde oynamasaydım o rolde başka biri oynasaydı üzerine ben gelseydim benim için de aynı şeyi söyleyeceklerdi çünkü evet, o hancı. göz alışıyor bütün aileyi sevdi Türk izleyicisi çok benimsedi inanılmaz izleniyordu ve bir sevgiyle izleniyordu. Hala da izleniyor. Tabii. Ya orada kim yani onun ben çıktıktan sonra e, benim oyunculuğumu iyi kötü onunla bir ilgisi yok. Evet. Oraya Robert De Niro da gelseydi <laughs> e, gene tuhaf olacaktı millet. Evet. Yani Ne, e, ne alaka? Ne alakalı? Ya ona alışmış yani. Evet. O her dediğiniz gibi biraz da alışmakla alakalı alakalı. Ben olan öyle bir durum. düşünüyorum evet. Peki girdim madem oradan devam edeyim madem. ben Yaprak Dökümü'nden. Peki, peki. Ee, şimdi çok çok önemli bir diziydi. Yani Türk e, dizileri arasındaki en bir aşkı memnudur. Hani böyle hafızalara kazınan evet. bir yaprak dökümdür baktığımız zaman. Hı hı. E, sizin hayatınız nasıl değişti yaprak dökümünden sonra? Neler kattı size diye? Yaprak sonra. dökümünde e, o zamanlar tabii gençlik. <laughs> 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 hala <gülüyor> ya, hala. E, ya bence e, bir ara şey söylemiştim röportajdan önce de. Yani sektör yeni başlıyordu aslında. Yani ondan bir 5-6 sene önce e, 2002-2003 sektörün böyle dolu dolu baş, yeni yeni başlamaya başladığı zaman. E, ben de yeni mezun sayılırdım. E, e tabii bir anda böyle biz çünkü şöhret ve ünlü olmak için girmedik okula. Yani oyuncuyum ben, tiyatrocuyum. Aa, girdim, işimi yapıyorum, zevk alıyorum. Dizi olunca birden tabii çok tanınıyorsun. Bunun karşılığında şöhret, bunun karşılığında çok para kazanıyorsun. Çok ee, paralar kazandınız mı? E, o dönem evet çok kazandım. Evet. Ama şu, şu kazan derken ben para çok şey ifade etmediği için. Evet. Sonuçta biz orta gelirli ailelerin çocuklarıydık evet. konservatuarda okuyan. Bir anda gelirin çok yükseliyor. E, paranın dışında ilgi, şöhret çok fazla geliyor. Ve e, biz kendi aramızda sanatla ilgilenen insanlar olduğumuz için. Ya niye bu kadar ilgi yani ben normal canerim işte yani. Ya, bu kadar abartılacak bir şey yok deyip. Ee, biraz bir geri çekilme e, yalnız kalma isteği doğdu. Hmm. Bu yalnız kalma isteği doğduğu zaman da bu Avrupa'da, Amerika'da dünyanın her yerinde de oluyor. E, o ilgiden e, şımarmak değil yani anlam veremiyorsun başta. Çünkü çok, çok hızlı gelişiyor. Bir de o zaman sosyal medyada böyle çok yaygın değildi. Olsa değil, düşünemiyorum kesinlikle. aslında. böyle bir? Yani normal biz o kapaklı işte son evet, hani evet. telefonları falan kullanıyorduk evet, evet, o zaman yani. Aynen. Ne de söylemiştim Bülent Çetin aslında da söylemiştim arkı sıradakiler çok patlamıştı mesela Oktay karakteriyle. O dönem sosyal medya olsaydı her şey daha mı farklı olurdu farklı kesinlikle olurdu. falan öyle demiştim. Ya biz hatta şeyi hatırlıyorum. Yaprak Dökümü hani ilk böyle internet sitesi kuran dizilerden biri. Hı. Hmm. Yani i̇nternet sitesi falan kurulmuştu. Orada işte sorular, şeyler geliyordu. Ee, e o zaman tabii böyle bir yalnızlığa çekiliyorsun. O yalnızlığa çekildiğin dönemde riskli bir dönem. Evet. E ee, orada sizin için iyi gitmedi mi o dönemden sonra? Ya kişiye? O dönem ya şuna geçiyorsun. Yalnızlığa geçip aslında şöyle bir gerçek oluyor. Sen değişmiyorsun. Çevrendeki insanlar değişiyor. Hmm. Sen aynı kişisin. Evet. Ama sana o şöhret de öyle bir geliniyor ki. Kendim için demiyorum. Bütün birçok kişi için. Kimi bunu çok rahat atlatıp geçebiliyor. Kimi anlam veremeyip böyle bir depresif bir duruma falan. gelebiliyor. Hı hı. Ve o yalnız kaldığın dönemde de... E, Tehlikeli bir dönem. Yani her şey olabiliyor. Evet. Dediğim gibi o zamanlar gençtik. <laughs> mesela Fahriye Hanım falan aldı başını gitti. Baktığınız zaman Gökçe Hı. Hanım falan böyle aldı bir başını gitti. Evet. Ben sizin de mutlaka onların böyle yani siz de çok iyi oyuncusunuz. Siz de en son mesela Eşkıya'da falan oynadınız. Orası apayrı bir Eski. konu ama. hani Mesela böyle bir tap, tapa çıkma hani böyle bir çok Hı. yükseliş falan. Sanki öyle bir şey olmadı sizin öyle bir döneminiz. E, evet yani şöyle söyleyeyim. Yaprak dökümü o kadar çok izlendi. O kadar çok şey oldu ki. Ee, çıta çok yükseldi. Değil ee, mi? Ondan sonraki yaptığın işlerde e, o şevket şeyi kaldı. Evet. Çok uzun süre bu kaldı. Bilmiyorum. Bir oyuncu için hem avantaj hem de dezavantaj. Evet. Ama benim şöyle bir egom olmadı. Ben şevketi geçeceğim. Hı -hı. Ben top noktaya çıkacağım. Ben böyle olacağım. Benim önümde rol ne var? Şu rol var. Hı -hı. Ben o rolü yapacağım. Hı -hı. O rolü yaşayacağım. Evet. Yani o rolü duygularını oynamayacağım. Evet doğru. Ben bundan zevk keyif alıyorum yani. Ya sinema Siz filmleri oldu. Ben mesela çok keyif alarak çalıştım ya var. Aile Ma filmi vardı mesela. Hmm. Ee, çok keyif alarak çalıştım. Yani Orure çok keyif alarak çalıştım. Benim için... Sen keyif aldıktan sonra aynen. gerisinde bir önemi yok. Şöhretin şey evet. zirvesine gelmişsin, gelmemişsin işini her türlü yapıyorsun zaten. O an zaten geldin. Çok evet, erken geldim. Geldim. Evet, Evet, aynen öyle. Evet. Yani şu an sizi dışarıda biri görsün mutlaka zaten. Aa. <laughs> ama bir şey olacak. Geçin <laughs> <kesme gülüyor> 2 diye değil mi? Ya belki sıkıcı geleceksin ama hani amaç şöhret değil bende. Evet. En güzel bir şey evet. söyleyeyim mi? Gerçekten <laughs> güzel. Peki ondan sonra şimdi Hala zaman biz konuşuyoruz bu dizi. Ya öyle bir dizi ki hala mesela Akira da geliyor. Ve <laughs> tabii o da bizi bir hatırlatıyor ama o gelmese de zaten konuşuyoruz. Mesela geçen günlerde e, Bediye Hanım çıktı. işte setteki huzursuzluklardan falan bahsetti. Fahriye ile mesela diyorum Gökçe birbirini sevmez dedi. Sizin var mıydı öyle bir sevmediğiniz anlaşamadığınız ya da bir huzursuzluk yaşadığınız? Benim yoktu. Ee, şöyle yoktu. Çünkü ben dediğim gibi yani e, geleyim, rolümü yapayım. E sette de işte insandan da gülüp eğlenelim, geçelim, gidelim. Evet. Yani dediğiniz gibi çok şey her sene bir de tekrarı veriliyor. Evet, her yıl. Yani i̇zliyoruz, gerçekten evet. ben e, başta fark etmedim. Söylüyorlardı. Tabii son 7-8 yıldır fark ediyorum. Her yıl. Yani bu Ve tam sıkılmadan izliyoruz. ya izle, yani çok zevkli bir şey. Bu çok evet, keyifli bir şey. Evet. Yani oyuncu için de çok gurur verici bir şey ama şöyle bir şey oluyor. E, yani hala tekrarı verildiği için ee, hani beni görüp şey diyenler olabilir. Aa çok değişmişsin, yaşlanmışsın ya da işte <laughs> çok farklı olmuşsun. Diyorum ki bakın bu 15 yıl önceydi o dizi. <gülüyor> <gülüyor> Dün çekmedik biz Ya da mesela düzenim. 7 yaşında, 6, 7, 8 yaşında bir kız çocuğu, erkek çocuğu tanıyor. Sen nereden tanıyorsun diyorum. <laughs> Senin ablan yoktu daha dünyada. <laughs> Sette öyle bir şey, bir durum yoktu. Hmm. Ee, benim diğer oyuncularla. Hmm. Yani çok öyle bir şey de görmedim. yani Açık söyleyeyim. Hmm. Ya görsem gördüm derim. Her sette olan ufak tefek ya da büyük gerginlikler olur. Evet. E çünkü nereden baksan 20 saat çalışıyorsun. E önceden daha mı yoğundu bu set? Çok şeyi? daha yoğundu. Öyle ve mi? o kadar şimdiki kadar konfor yoktu. Yani öyle 6 tane 7 tane karavan. Hmm. Makyaj karavanı ayrı o karavan öyle bir şey yoktu yani. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. İlk bölümlerde Sultanahmet'te çekim yapıyorduk. Yani bayağı böyle sonraları oldu tabii ki. Yani yapım şirketi şey yapıyordu ama hani... Oturup taburede dışarıda makyaj falan yaptığımızı biliyorum yani insanların hmm. içinde. Ya. E tabi. Enteresan. Tabi daha sonradan zaten zamanla bunlar tabii. arttı. Daha artık herkesin kendi karavanı var şimdi. Daha e, bir tabii, farklı set ortam ortamları. Olması da gerekiyor. Olması gereken de o. Evet. Ama o dizinin bu kadar tabi uzun soluklu ve iyi sürmesinin en önemli etkenlerinden biri senaristleri de hmm. çok önemliydi. Yani oyuncu kadrosunu yapım şirketi çok iyi kurdu. Bu bir şans da tabi. Evet. Biraz piyangoda da yani yani dünyanın en iyi oyuncularını kurup en iyi senaristliği de iş tutmayabiliyor. Evet tutmayabiliyor. Ama halkın nabzını çok iyi tutmuyor. evet dediğim senaryo aslında herkes böyle kendinden bir şey buldu o senaryoda o dizide Tabii. o ailenin içinde. Yoksa kitaptaki konu bitti gitti zaten. Evet. yani Bir sezon iki sezon <laughs> evet. dedik ne yapacaksın beş Doğru. sezon. Doğru. Ee, güzel. Hala an... da güzel yani hala izliyoruz hala yani da gerçekten da... hala izliyoruz hala. Da Arada güzel. ben de görüyorum. <laughs> değil mi? Aynı. Seda Hanım da şey dedi. O, o da dikkatimi çekti benim. Geçen gün bir açıklama yaptı. Setupte ben dışlanıyordum. Kimse benimle konuşmuyordu ha. falan diye. Öyle bir durum var mıydı ya? Sana? Yani ben. Dikkatinizi çekti mi? Benim pek çekmedi öyle bir şey. Pek değil yani şöyle bir şey görmedim. O, o e, Seda çok tatlı çok iyi bir insandı. Öyle de yine. Ee, evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam o başka bir bölümde okuyordu. Fransızca ile mi ilgili Marmara Üniversitesi evet. öyle bir şey hatırlıyorum. Yani e, belki o kendi çekingen davranıyordu. Olabilir. Ee, onun üzerine belki öyle bir şey düşündü. Bir de demiş ki sesin e, hiç güzel değil kendi sesini kullanmasan <gülüyor> <gülüyor> falan diyor içlenmiş galiba. <laughs> Şimdi o zaman dublaj vardı. Olur. E niye Fariye de başkası başlardı seslendiriyordu e, Tolga bizim <gülüyor> Karel'i. <gülüyor> Çünkü o zaman dublaj vardı. Hepimiz gidip kendimizi konuşuyorduk. Sizin öyle bir şeyiniz oldu mu? Yok ben Sizin gidip kendisiniz? kendimi konuşuyordum. <laughs> Ama çok zorlandım başlarda. Ya. Yani hiç kolay o da başka bir işmiş yani. Neden? 27 yaşında falandım. Hmm. Kolay bir şey değil. Yani kendini konuşuyorsun. Kulaklık ayrı geliyor monitör. O zaman yeni tanıştım o dublajla. Çok zorlanmıştım. Hmm. Yani oyunun benim fikrim şu an çok iyi bir şey bu. Yani dublajda Tabii iyi dublajcılar için söylemiyorum. Kimse şey yapmasın. Kendini seslendiren bir oyuncu ne kadar iyi yaparsa yapsın. Oyunun bence minimum yüzde %30'u 40'ı gidiyor. Ben katılıyorum. Yani minimum diyorum. Bence yüzde %50'si de fazlası da olabiliyor. O an. Evet. Yani şu an düşün biz birbirimizi çıkacağız şimdi bu konuşmaların hepsini dublaj yapacağız. Gülmeler, nidalar. Çok komik. Gitti, yüzde gitti. Ben <laughs> dublajlı film izlemeyi de hiç sevmem. Hani böyle seslendirilmeli falan film. Yani orijinal sesine o duygu geçmiyor, geçmiyor. bence. Geçmiyor. Ama tabii bizde çok iyi dublajcılar var. Hani evet ama bu işi en iyi yapan yani. evet, ülkelerden biriyiz tabii bence. 2 güç öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Öyle böyle evet. en iyi dizilerden biri oldu ya gerçekten. Oldu. 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 Yani e, en azından şu iyi dizi olduğunu bilmiyorum ama şu oldu o hoşuma gidiyor. Yani kendi adıma değil o. Çok büyük bir ekip işi. E, hani Türk dizi tarihinde e, böyle tatlı bir hatıra gibi kaldı o dizi. Kesinlikle. Aileden herkesin izleyebileceği, herkesin ortak bir fikri olduğu, geyiği de olduğu, esprisi evet, de olduğu. Evet. Aynen. Katılıyorum. Bir show programında hatta hatırlıyorum böyle bir şeyler yapmışlardı. Şey <laughs> değil mi? Evet, değil mi? <laughs> Ama, e, <laughs> Gülsün, evet. Ama güzel. Girmiyor o şey. Evet. <laughs> Aynen. <laughs> Peki birazdan yeah. e, bakıyorum. Mm -hmm. ha, son olarak diziyle şunu sormak istiyorum. Öyle kapatayım. Sormak. O döneme ait herhangi bir kişi ya da genel anlamda herhangi bir olaya bir kızgınlığınız, kırgınlığınız kaldı mı? Ya şöyle. Ben 97. bölüme kadar oynadım. Ondan <laughs> önce e, şimdi arada 15 yıl geçti. Çok spekülasyonlar oldu. çok üzerlerine konuşulan insanlar olduğu <laughs> e, hem bizim piyasada insanlar arasında çoğu bilmeyen de var. O dönem bazı, dediğim gibi o hani yalnız kalıp geri çekilmede, bazı bir talihsizlik diyeyim ama bana göre talih. <laughs> ee, bazı e, kaçış yerleri oldu ve normalde benim yapıma hiç uymayan şeyler. çünkü <laughs> çok disiplinli bir şeyden geliyorsun konservatuardan. Gecen gündüzün, sabah akşamın. Çünkü bizim hocalarımız Müşfik Kenterler, Zeliha Bergsoylar. <laughs> yani hiçbir şeyde oynayamazsın okuldayken. Yedi gün okul var. Her şey disiplinli. <laughs> Ki işimi de öyle yapıyordum. Ama o kaçış döneminde evet bazı şeylere doğru kaçtım. Ve bu da kaçtığım şey de beni hop alıp çok daha bambaşka tabii daha dip ve kötü bir yere doğru götürdü <laughs> ve o kaçtığım şeyin den geri dönüş nereden baksan bir 3 yılım hatta dört yılımı aldı ama ne oldu dersen bu dönemde ee, benim için çok güzel çok hayırlı şeyler oldu <laughs> hani bir laf vardır ya önce bir kaybolacaksın sonra bir bulacaksın kendini <laughs> yani kaybolmadan bulamıyorsun. Yani hmm. işler iyi, hep iyi, güzel, güzel gidiyor. Böyle giden insanlar, hayatlar da var. Ama benimki bu değilmiş. Başta böyle bir isyan falan ondan sonra ha bir dakika dedim ya. Burada bir şey var. Yani ben tesadüfe inanmadığım için. Hmm. Bir şey olması gerekiyor demek ki. Bir dönüşüm olması gerekiyordu ve bu sert bir şekilde oldu. Hmm. Ha Sen hatalı değil misin? Sen şöyle değil misin? Yani hata, neye göre hata? Şimdi bakın, şöyle bir gerçek var. Sanat camiası denilen bütün dünya için söylüyorum. Bunu. Avrupa, Amerika, Hindistan, Türkiye, e, herhangi bir kötü bir şeyi sanat camiasının içinden biri yaptığında e, bunu bütün Türkiye ya da bütün dünya biliyor. Evet. Ama X bir mahallede ya da X bir şehirde bir kişi yaptığında bunu kimse bilmiyor. Doğru. Ve bunu yapan atıyorum dayak, kötü davranış, kadına şiddet, kötü bir madde, herhangi bir şey. Bunu yapan milyonlarca insan var. Bunu aklama karalamak için söylemiyorum. Hı hı. Bu işi ne kadar bizim açısın, bizim açımızdan? Bu her açıdan böyle tabii. aslında. Bu bir yanlış bir göz önünde. Göz Evet, göz önünde. Ya yani bu istismar konuşayım. edilmeye kullanılmaya da çok yeri var. Evet. Ama bütün bunları tabii yaşın olgunluğuyla geçtiğim için. Hı hı. E, olan ne? Tiyatron, sanatın, sen, hayatın. Aynen. Ona kaldığın yerden devam ediyorsun. Ama ben ilk defa burada doğaçlama gelişti bu. Ne oluyor burada bir sihirli mı? var. Birimiz <laughs> var. İlk defa bu konu hakkında konuşuyorum. Evet. Hiçbir yerde ne bir röportajda ne bir şeyde konuşmadım. Hani onu da tatlı bir şekilde geçiyorum <gülüyor> artık. <gülüyor> e, yaşlandığımız için. <laughs> yani aslında bir süreçte kızdığınız şey biraz da kendiniz mi oldu? E, tabii başta kendini oluyor. E, ne oluyor? Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Ve çevrenizdeki. Oradan çıkmaya çalışıyorsun. E, çık, kalk, düş, kalk derken çıkıyorsun. Hepimiz düşüp kalkıyoruz. Ama mi? o çıktıktan sonra kızgının her şeyi geçiyor. Hani kimi buna uyanış der. Kimi buna farkındalık der. Kimi buna e, kişisel gelişim der. Ne derse der. Evet. Ama mutlaka bir şeye inanman gerekiyor. Yani ben ruha inanan bir insanım. Hmm. E, olayın şeyi o. Öbür taraftan girmeyeceğim. Ruha inanıyor musun, inanmıyor musun? Çünkü işin sanatla olduğu için ya ben ruha inanıyorum. <laughs> e, ruhunun da bir sınavlardan geçiyorsa bir süre sonra onu temizlemen gerekiyor. Ki temiz temiz böyle güzel bir şekilde hayatına devam et. Evet. Peki çok şey derinlere daldık şu anda evet, biraz evet, dağıtayım evet. ama. Evet dağıtalım. Aynen. Ee... yaprak dökümü diye giriyor. yok <laughs> yok bitti tamam yaprak bitti dökümü mi? tamam. Aynen. Son olarak da aslında orada baya bir diziler filmler baya bir rol aldınız Oldu, da son ha? olarak da eşkıya gördük sizi İşkili, ekranlarda. Evet. O macera nasıldı biraz da ondan bahsedelim. Ya çok keyifliydi o Keyifli. Keyifli biz yani, biraz da indik ama ekran önünde de. Ben gerçekten yani ben çok samimi söylüyorum çok keyif aldım bir setti. Ee, yani senaryo Bahadır Beyler yani yönetmen Onur Tanolsun, ee, hepsi oyuncular, Oktay abi, Oktay Kaynarca, diğer Ali Sürmeli yani ben ustalar var. Müthiş uyumlu bir ekip. Ee, ve işin tuhaf tarafı şu, niye ben çok keyif aldım, eğlendim, ben e, düşman olarak girdim diziye. Ee, ve bayağı sert bir düşman. Daha diziye ilk giriyorum, Alpaslan gibi bir karakterin kafasına ateş ettiriyorsun. Ben dedim beni öldürecekler. <laughs> Dışarıda beni bir yerde sıkıştıracaklar. Ondan sonra ama tabii Türk seyircisi çok akıllı zeki artık dizilerden evet. her şey farkında. E, rol gittikçe çok kısa bir sürede onların dostu olmaya doğru evrildi. Hmm. E, ben daha da bir oyuncu olarak keyif aldım bu durumdan. Ne güzel. Yani oradan bu tarafa geçtin. Eee en keyifli işlerden biriydi galiba yaptığınız. Bayağı gözleriniz ya, parlayarak anlattınız. Ben çünkü. evet gerçekten çok keyif aldım. Ama set ortamı da şimdi 6 yılın getirdiği tabii bir şey var büyük bir ihtimal orada. Ee, çok tatlı o hiyerarşisi. Yani olumlu anlamda. Her şey yağ gibi akıp gidiyor. Süper. Çok Keşke keyifliydi. Keşke bitmeseydi. Keşke <laughs> bitmeseydi. Ya gerçekten ee, öyle. Evet. Peki var mı bizi bekleyen yeni projeler, bir diziler? Diziler, filmler. Görüşüyoruz. Bir şeyler var gibi. Ee, ama şu an dediğim gibi e, aceleci davranmıyorum. Hmm. E, keyifli davranmak istiyorum. Keyif, keyif aldığım şeyi oynamak istiyorum. Hı <laughs> hı. E, tiyatroda da olsun, sinemada da olsun. <laughs> e, dizide de olsun. Yani o yüzden hani onda gözümün parlamasını sebebi o. İshak'tan çok keyif aldım. Hmm. Yani orada mesela senaristin bir şeyi çatışmaya Mahsetsiz diye bir replik çıkardılar. E, <laughs> o bayağı oh, bir evrildi. E, keyif alıyorsun tabii böyle olunca. Yani İnsan sadece geldim bir rolü oynadım gittim olmuyorsun. İnsan yaptığı işten keyif aldığı zaman zaten sıkılmadan bunalmadan şu kadar çalıştım diye düşünmeden Yine, yapıyor. Kesinlikle. Aslında. Bir de sizin çalışma saatleriniz zaten çok uzun. Uzun. E, i̇ster istemez keyif almadan <laughs> aynen, da yapılmıyor bu yapıldı, iş. Aynen. Peki bu kadar yıl bu kadar oyunculuk dizi film evet. vardır bir set anısı bir dinlemek isterim. Set anısı. Ya aslında benim öyle çok ilginç yok ama hmm. yani en son bir kere anlatmıştım işte bu şey e, Malazgirt baza, Malazgirt 1071'i çekerken oldu. Bilal Kalyoncu bir arkadaşı ayarlamış. Ben de çıktım böyle karşımda işte binlerce asker var onlara motivasyon konuşması yapıyorum. Deliler gibi bağıra bağır anlatıyorum zırhımı giymişim. Arkada kraliçem oturuyor. Vildan sever, hmm. bilmem ne. Atın üstündeyim. Bağırdım bağırdım anlattım. En yüksek yere geldim. Soldan biri Ankara'nın <laughs> bilmem ne başlıyor. Allah Allah diye girdi pardon. Allah Allah diye girdi. Ankara havasına döndü. Atın üstündeyim. Allah'ım dedim herhalde. Konya'dayız. Buradan bir figüran bir arkadaş geldi. Aklı da tam yerinde değil. Yazık diyor ama elimi de bozmuyorum böyle kaldım. Sonra tabii kahkahalar, gürültüler falan. Bilal Hoca oradan, espriler falan. Yani çok komik belki bir şey değil ama bunda gerçekten şok geçirdim. Bir de böyle kısa bir özel hayat sorusu sormak isterim. Sonra kısa sorular bölümüne tamam. geçeceğim. Ee, sosyal medyadan da görüyoruz aslında güzel bir giden bir ilişkiniz var. Ee, evet. Böyle evliliğe evrilir mi var mı öyle bir düşünceniz diye. Ee, var yani düşüncemiz var öyle. Ee, umarım evliliğe de evrilecek. Süper. Güzel bir kelime kullandın evrilme. <laughs> yani niyetimiz o. Süper. ondan sonra bizim de 3 yıl oldu. Maşallah. Ee, gayet de güzel gidiyor. Benim sektörümden bizim sektörle bir alakası yok. Hı. O yüzden de daha rahat mutlu gidiyor. Muhtemelen öyle. Evet. Yani kendi sektöründen arkadaşlar, dost da çok az var zaten görüştüm. Hmm. Kötü ya da iyi oldan bir şey olduğu için değil. Bazen o egodan çok sıkılıyorsun. Hmm. Yani değil mi kafan biraz böyle rahatlamasını istiyorsun. Yani evet, ne bileyim doğru. eşinle oturup şimdi Fransız sineması falan bunu konuşmak istemiyor bazen evet, yani. Evet doğru. doğru. Yani rahat, normal, hayat akıyor. Kuşlar ee, uçuyor. Kuşlar <gülüyor> uçuyor. <gülüyor> Güzel. o zaman böyle bir yaza falan böyle bir sürpriz düğün falan görür müyüz? Olabilir. Oo güzel. Severim sürprizi. <gülüyor> güzel. <laughs> güzel. Çaktırmadan <alıyorum>. alıyor muyuz? Alıyor alıyor. <laughs> Öyle miydi falan? <laughs> güzel. O zaman kısa soru. Karşı cinste ilk dikkat ettiğiniz şey genellikle ne olur? Hani böyle ilk baktığınızda. Fiziksel olarak mı? Fiziksel olarak. Gözleri. Gözleri. Böyle renkli göz falan tıkırsın. Yok ondan değil. Göz. Anlamlı bakış. Tabii yani. gözünden, hmm. ruhunu göreceksin. Hmm, o güzel. Hiç unutamadığınız bir doğum günü anısı var mı? Yok. Yok mu? Ben pek doğum günü kutlamıyorum. Hmm. Hani, hani çok sürpriz doğum günü de yapılmadı yani. öyle şey. Hmm. E, pek şey yapmadım. Hani insanlar da bildiği için. Hmm. Yani şimdi bile Instagram'da mesela herkes arkadaşının doğum gününü paylaşıyor. Evet. İşte benimki de pay. Ben onu pek şey yapmıyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Yapımda var yani. Hmm. O Ama doğum şey, günüm falan kızlar diye. bu şeyde daha bir sanki tutucu tutu, e, seviyorlar. Tabii ki, evet. Onu Erkeklerde yapıyoruz çok şey yok. Ee, bayana karşı yapıyoruz tabii evet, ki. Evet süper. WhatsApp'ta birine mesaj gönderecekken hiç başkasına gönderdiğiniz oldu mu? Oldu. Ya çok kötü bir durum değil mi? Oluyor. Böyle beton grisi böyle bir renge bürünürsün. <laughs> <bir yandan. gülüyor> <laughs> Ve o şaşkınlık da böyle yani... Şurada Hele bir yan bir ya, bu ya da bir yanma. <gülüyor> <gülüyor> bu karından başlayan bir yanma. Hani aşkla aynı şey gibi diyeyim ama bu korkulu. Evet. Hele de böyle e, sıkıntılı bir şeyse. Tabii. Ee, çok kötü olur. Evet. Yani emoji falan kurtarıdı. Yazıda hiç şansı yok. Yok şansı yok evet. Herkesten sit kısmı var ama işte o, o an... görmeden yakalamak ya, lazım. O Allah'tan bitti. çıktı ama. Evet. Hiç lakabınız oldu mu? Valla lakabı olmadı ama bu Şevket dediğim gibi lakap gibi kaldı yani. Yani iki akrep geziyorum burada hala sette teyze Şevket Şevket diyor. 10 <laughs> tane adam öldürüyorum orada. Peki bu hiç canım ya yeter artık demeyin falan. Yok demiyorum. evet, İsterim. yani. Şöyle isyan ettiniz olmadı yani. Yok nasip. ya gerçekten ama insan ister istemez. Çünkü sürekli televizyonda dönüyor ve sürekli Şevket Şevket Şevket. Buraya yerleşiyor yani ister istemez. Bu ara ağzınıza takılan saçma bir şarkı var mı? <gülüyor> var. <gülüyor> bir gün boyunca oldu bu. Ee, Binnaz. <laughs> ee, neyse rahmetli dinliyorum. Yani söylemenizi bekliyorum. Binnas... <laughs> <şarkı dinladım aslında. gülüyor> evet. Ve yani gün içinde oldu böyle duruyorum falan ama gayet yüzüm, yüzüm ciddi böyle. Bir an böyle döndüm sevgilime. Bu niye benim dilime? Ben bu şarkıyı niye söylüyorum? <laughs> Ve bütün 24 saate yakın sürdü. Eyvah. Bana o kelimeyi kullanmasın, küfür bile etse daha iyi dediğiniz bir kelime var mı hoşunuza gitmeyen? Ee, ben sana demiştim. Hmm. Evet. Ben de sevmem. Evet yani demiştim. bu ben sana demiştim, onu pek sevmiyorum. Hani böyle sanki zekan aşağılanıyormuş gibi hissediyorsun. Doğru, hmm. doğru biraz evet. evet. Ben de sevmem. Yani haklı olduğu taraflarda oldu mu bazen o... Arkadaşım olmuş olabilir. Demiştini ama o kelimeyi ama, çok seviyorum ben. Yani. ben sana demiştim. Vallahi yani çok ya çok sağ ol ya. Güzel. Hayatınızdan neyi çıkarırsanız geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsünüz? Biraz felsefiz. Birazcık şey. E, ben cevap var aslında ama iki tane oldu kafamda. Hayatımdan. Ha doğru. Hayatımdan neyse. Tabii ki e, yaptığım iş demek istemiyorum ama. Evet. Hmm. Yani oyunculuk, oyunculukla ilgili olan her şey. Hmm. Eğitim olsun, oynamak olsun ya da sanatını, sanatı ne? Sanatı çıkarırsan hmm. insanlığın şahidi sanat ya. Pek bilinmeyen ilginç bir huyunuz var mı? Var. Bizimle paylaşır mısınız? Ee, Yok paylaşamam. <laughs> İlginç değil aslında ya. Yani benim rol çıkarma şeyim ee, kendimce ben hani rol çalışırken hmm. e, sessiz sessiz çalışırım. Aa. İçimden içimden. Böyle kafanızda mı dönüyor? Kafa bunun içinde hmm. evet. Yani böyle, olup böyle sayfalarca bağır çağırı bilmem ne okudum böyle çalışmam. Böyle hep rahmetli annem derdi. Ya oğlum çalışıyorsun, çalışıyor musun falan derdi böyle gelirdi odaya. Hem ben bunu okumda hep kafamın içinde, beynimde hep orada hmm. çalışırım. Ee, o yüzden de hani böyle çok fazla prova sevmem. Ya yani bunu iyi bir şey diye söylemiyorum. Ama gençlere falan böyle şey olmasın. Ya yani bu bir. O sizin özel. Evet. Özelliğiniz. Sen gizli böyle bir şey mi sordun? Yani değişik bir şey. Yani bu benim için hmm. kendime de. Evet İlginç yani, yani. Hmm. ama hiç hmm. öyle oyuncunun içinden çalıştığını hmm. görmemiştim. Sonra hiç tabii mi? provada hani bir iki bir şeyde çıkıyorsun ama geneli, asıl şey, rolü çalışırken hmm. öyle. Değişik bir özellik. Kendiniz yakışıklı buluyor musunuz? Yok ama Neden? hoş adamım yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle yok. tabii yok. Ki öyle. Ya yakışıklılık başka bir şey ya bilmiyorum yakışıklı. Mesela kim geliyor yakışıklı oyuncu diyecek? Yakışıklılık sanat. olunca böyle hani ne oluyor ne bileyim. İşte Kadir İnanır yakışıklı bir hmm. adam. bir o oyuncuydu. Cüneyt Arkın. Hmm. Ne bileyim. Evet. Geçen Ötenez yaptı. alendelon Delon. Hmm. Evet. Yani bunlar o dönemin de miyim yani? yani yakışıklılık Değince, deyince, öyle bir şey. Hmm. Anladım. Hı -hı. Kıskanç biri misiniz? Çok. Gerçekten. Kıskanırım. Fena. Eyvah. Ha, zarar verici değil ama kıskanırım yani. Hmm. yani onu... en çok neyi kıskanırsınız? Yani bu karşı tarafa güvensizlikten değil. O benim yapımda var. Yani tatlı bir kıskançlık. Hmm. Yani hani aa hani bakarsın. Hani o çocuksu bir şey. O çocukluktan hmm. gelir zaten. Yani ilgisi bir yere dağıldı çok fazla ya da benden uzakta e, ne yapıyor hani hmm. ya da yanımda da olsa hani o tatlı bir kıskançlık onunla bir bağlantıda olma durumu. Hmm, anladım. Bu kıskançlık, öbürü başka bir şey. Evet, o psikopatça hmm. bir şey. <laughs> Aynen. Hiç sevdi misiniz? yok. Hmm. Çok zor. Çok zor. <laughs> Cibri bir misiniz? Değilim. En çok neye para harcarsınız? Ee, her şeyi harcayabilirim. O yüzden e, hani çok ben bende paranın durmaması gerekiyor. Öyle ha, mi? orada çocuk gibiyim evet. Çıktım böyle. E, aha onu da dedim. Aha bu da güzelmiş. Hani o an fiyatına bakıp bakmama durumu Hmm. Evet, o yüzden Olur. hayatında bir bayan çok iyi oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru. O, o biraz değişebiliyor roller. Bazen kadın daha tutucu oluyor, bazen erkek daha evet. tutucu oluyor ama evet. birinin tutucu Birini olması gerekiyor. Lazım. Evet, hmm. öyle olunca daha yoksa o para kalmıyor, kalmıyor evde doğru. Stok yapar mısınız? Sosyal medyayla aranız mısın? Ee, çok iyi değil ama e, yaparım yani. Hmm. Bakarım. Hiç beklemez mi? Ama Yapan onu ben falan... stok olduğunu bilmiyorum. yani yani bundan anladığım şu benim. Atıyorum mesela yani tanınan ya da tanınmayan birini yani o an denk geliyor mesela. Hı -hı. Bakıyorum. Hı, anladım. Ha, ben bakarım. Özellikle aratmak e, mesela özellikle şuna da bir bakayım, şunu, şuna da bir bakayım falan gibi bir şey Yapmıştım olmuştur. Hı. Hatırlamıyorum yani isim verdi sen verim ama yapmışımdır büyük bir ihtimal. İyi, o zaman kullanıyorsunuz. Evet. Peki fake bir hesabınız var mı? Yok. Kendi hesabı. Bir tane fake hesap yani başkası açmıştı, benden daha çok takipçisi var. Gerçekten Üç katı falan diye ve sonra kapandı gitti. Aa. Ya dedim adam vay be. Sizin var. <laughs> Benim adımla aynı. Aa. Peki kısa sorularım bitti para paraya geçiyorum. Kaç para verseler şu anda yaptığınız mesleği değiştirirsiniz? Ee, bir milyar dolar olabilir. Ben şey bekledim hiçbir paraya sizden öyle bir hani oyunculuk hayatından giderse hiç kalmam. Yo birisi. ay şöyle bir şey geldi bana aklıma bir milyar doları verirsin ben oyunculuğu yapmam ama çok güzel oyuncular yetiştiririm. Ooo güzel. Hemen <laughs> kurumlarda evet, <gülüyor> kur evet Sanat merkezi açarım. Resim, piyano, hmm. heykel, tıraş. Ben yapamam herkes ben yapar. Ben yapmam evet kendimi feda etmiş olurum ama Oo. bir sürü sanat sanatçı için yetiştiririm. Feda ettim. Evet ne var ki? Güzel. Sevdim bunu. Kaç para verseler en sevdiğiniz insanın ayağını kaydırırsınız? Onu yapmam. Hmm. Onun bedelini ödeyemezsin. Öbür tarafta tamam. Ne burada ne orada. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. O zaman kötüsün. Evet. Köt kötü insan olmaya gerek yok. <laughs> Paramız olsun ama kötü olmayalım. Evet, evet, evet. Kaç para verseler hafızanızın bir bölümünü silmesine izin verirsiniz? Yani mevlayı bilmiyorum ama evet yüksek bir bir paralara yapabilirim bunu. Mesela iyileri alsak. Ama bak soruyu olsun. değiştirdi hemen. lazım <laughs> Bence kötü tarafta alalım. Hatırlamak istemediğin şeyler falan. <laughs> Onlar kolay ama herkes vermek ha, ister onu. Miktar yükselir o zaman. Hmm. <laughs> Az önceki kadar yüksek olur mu? Daha yüksek olması lazım çünkü Öyle yani mi? seni sen yapan anıların. Doğru. E onu alırsan. Küçüler de aynı şekilde değil midir? hem iyiler hem kötüler hepsi. tabii ki ama atıyorum mesela bir gidip de hani gidiyorlar ya şimdi psikiyatristti bir <laughs> enerji uzmanıydı negatif şeyleri bilmem <laughs> ne yaptım aldım falan <laughs> filan hani ne en azından öyle düşünebilirsin yani o, onları şey yapabilir törpül törpüleyelim değil <laughs> törpüleyelim kaç para verseler sosyal medyadan bir ay uzak durursunuz ya ona paraya gerek yok. Herkes bana böyle söylüyor ya. Ama evet ya. Ben bir kalayım şimdi hemen evet. merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Geçen gün telefonumda ufak bir arıza oldu. Bir gün bir güne yakın falan şey olmadım. Beynim bir rahatladı. Öyle mi? Bu nedir yani hani alıp bakma. Ya sadece Instagram değil. Bütün yani, sosyal mecralar. Yani aslında. şunu yaptığın da olur. Telefonu alıp bakıp açıp tekrar kilidini bakıp tekrar kapatıyorsun. Hatta bir kere şöyle oldu. 3-4 kere yaptım. Yanımdaki kişinin baktığını fark ettim. Rezil olmamak için şöyle bir şey yaptım. Sessizce yapıyorum. Onu. Ya, saat kaçmış ya? <laughs> ben de dedim ki saate bakıyormuş gibi olayım. bari. niye yapıyorsun bunu? El alışkanlığı oldu. El alışkanlığı. Şu an çocuklar da böyle doğuyor ya. Evet. Onun gibi bir <laughs> Onun gibi bir şey. <laughs> Öyle de ama evet. kalırdım diyorsunuz. Bir ay kalırdım. Kalırdınız ya. Evet. Çok da güzel oluyor. Gerçi meblasına evet. göre belki ben de kalırdım ama bilemedim evet. ya. Ha meblağ gerekiyorsa ya illa para vermek istiyorsa <laughs> karşı taraf tamam. Bir şey söylerim ona. <laughs> tamam tamam veririz. Tamam son sorum. Tamam. Kaç para verseler uğrunuz olarak gördüğünüz ve asla birine vermeye kıyamadığınız bir şeyden vazgeçerdiniz. Öncelikle böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Olmadığı yok mu? için çok büyük paralar isterim. <gülüyor> <gülüyor> hiç yok mu öyle bağlı böyle manevi değeri? olan? Yok ya ben bende ben, ben hiç öyle bir şey yok. Mesela dikkat edin saat, takı, evet. makı ben hiçbir hiç, şey, yüzük hiçbir şey takı, yok. Takı, saat, hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin öyle uğurlu geldiğine inanmıyorum. Hmm. Burası yani. <laughs> Güzel. Neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakıyor işte dediği gibi. Doğru. Diyelim ve programı bitirelim. bitirelim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir bitiriş olsun. Tamam, çok keyifliydi. Gerçekten arkadaşlara sağlık. İyi, i̇yi ki geldiniz. Güzel sohbetti. Ben çok mutlu oldum. Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Ee... Şu an böyle ciddi konuştuğuma bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok eğlendim. Evet, Hatta hiç hani ucundan bile pek girmediğim konulara bile ufak evet, tefek teşekkür girdik. Teşekkür ederim. Rica ederim. O sizin samimiyetinizden, ekibinizin e, ve başta sizin. sizin. Yani Sizden o samimiyeti ben de aldım ki sorabildim yani. O Gerçekten. zaman süper. Süper oldu evet. <laughs> <Doğru> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.